Merhaba sevgili 6. sınıflar. Bu dersimizde EBOB ekok problemlerini öğreneceğiz. Aslında bu konuyu ayrıntılı 8. sınıfta işleyeceksiniz. Ancak basit örnekleri kitaplarımızda mevcut. Test kitaplarında farklı farklı sorularda görüyorum. O yüzden size kolaylık olsun diye 8. sınıflara verilen bilgilerin birçoğunu sizlere de aktaracağım. EBOB soruları dediğimizde bazı kalıp sorularımız var gençler. Bizler eğer ki bidonlarla, varillerle, şişelerle, çuvallarla biz kapları daha küçük kaplara aktarma işlemi yapıyorsak tutuyorlar, buna şişeliyorlar, torbalıyorlar, küçük küçük paketler yapıyorlar. İşte bu zaman ebok kullanacağız. Ya da tarlanın etrafına eşit işte aralıklarla ağaç dikeceğiz, direkt dikeceğiz. Ve bu aradaki e, en büyük ortak mesafeyi soracaklar bize. O zaman EBO kullanacağız. İnsanları gruplamaya çalışacaklar. Ya uçağa ya otobüse ya arabaya ya otele tıkmaya çalışacağız. İşte ya da odaya tıkmaya çalışacağız. Bu durumlarda EBO kullanacağız. Dikdörtgenler prizması şeklindeki odanın içine ya da kutunun içine ne kadar küp sığar diye sorduklarında EBO yapacağız. E, kumaşları, bezleri, demirleri parçalara ayıracaksam gene ebob yapacağım ya da dikdörtgen şeklindeki kartondan küçük küçük kare kartonlar elde edeceksem gene ebob yapacakmışım dikkat edersen her defasında ben ne yapıyorum parçala böl yapıyorum yani ebob soruları her defasında parçalama soruları bölme sorularıdır bütünden parçaya gitme sorularıdır unutmayalım örnek gösterelim 12 litre ve 18 litre hacimli iki farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacak Bak görüyor musun? Kocaman litrelik şeyleri küçük küçük şişelere koymaya hedefliyoruz. Sonrasında bu şişelerin hacmi en fazla ne kadar olur diye sormuşlar. Neydi bu soru? Tabii ki de bir ebob sorusuydu. O zaman 12 ile 18'i bölen listesini alayım ebobunu hesaplayacağım. Tabii ki de ikisi de çift sayılar 2 ile bölünebilirler. İkisini de bölebileceğim için işaret koydum. 12'nin yarısı 6, 18'in yarısı 9. Devam ediyorum. 6'yı 2'ye böleceğim. Tabii ki 3 olacak ama 9 2'ye bölünmeyecek. Aşağıya inecek. Şimdi 2'ye bölünebilen hiçbir şey kalmadı. Sıradaki asal sayı 3. 3 ikisini de bölebileceği için işaret koydum. 3'ü 3'e böldüm. 1 9'u 3'e böldüm. 3 sırf şu 3'ün hatırına bir daha üçe bölme işlemi yapıyorum. Bir dedim işlemi bitirdim. Bu arkadaşların ebabını hesaplarken ne yapıyorduk? Bu yıldızladıklarımızı işaret koyduğumuz yani ortak bölenleri çarpıyorduk. 2 ile 3'ün çarpımından bu arkadaşın ebabı tabii ki de ne çıkacak? 6 çıkacak arkadaşım. Demek ki ben en fazla 6 litrelik hacimde bir şişeleme işlemi yapacakmışım bir fayans ustası yukarıdaki ölçüleri verilen banyo zeminini en büyük alanlı eş karesel fayanslarla kaplayacak. Yani küçük küçük şeylerle kaplayacağız gene. Buna göre ustanın kullanacağı fayansın bir kenar uzunluğu ne kadardır? Sana diyor ki arkadaşım bu ebob sorusu kocaman bir alan var parça parça ben toparlayacağım burayı. O zaman gidiyorum 300 ve 240 yazıyorum bölen listesini çiziyorum. Hemen bu arkadaşlar çift sayı olduğu için her ikisi de ikiye bölünebilecekler. 300'ün yarısı 150, 240'ın yarısı 120. Bu arkadaşlar çift sayı olduğu için tekrar ikiye bölünebilecekler. 150'nin yarısı 75, 120 yarısı 60. 60'ın hatırında ben bir daha ikiye bölme işlemi yapacağım. 30 olacak. 75 tabii ki de kalansız bölünmeyeceği için aşağı inecek. 30'un hatırında ben bir daha ikiye bölme işlemi yapacağım. 15 olacak. 75 gene aşağı inecek. Sıradaki asal sayı tabii ki de 3. Diyoruz ki 15'i 3'e bölsek 5, 75'i 3'e bölsek tabii ki de 25. İkisini de bölmeyi başardığı için yıldız koyduk. Şimdi burada 3'e bölünebilecek hiçbir sayı yok. Bir daha diyoruz ki 5'e bölelim. 5'e böleceksek 25'i 5'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm. Tabii ki de 1. İkisini de böldüğü için yıldız koydum. Şu 5'in hatırına bir daha bir 5'e bölme işlemi yaptım. 1 dedim mevzuyu bitirdim. E bu arkadaşların ebobunu hesaplayacaktım. Ebobunu hesaplayacaksam ebob eşittir diyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Görüyorsun bak sayı büyük sayıda çıkabiliyor. 2 kere 2'den 4. 4 kere 3'ten 12 12 kere 5 tane de demek ki benim fayansım ne olacakmış 60 santimetre uzunluğunda olacakmış geldi yani kenar uzunlukları 25 30 santim olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresine köşelerine de gelecek şekilde eşit aralıklarla direkt dikilecektir demiştik direkt sorusu gördüm parçalama ise ebobu yapıştır demiştim Sonrasında bu iki direk arasındaki mesafe en çok ne kadar olur diye sormuşlar. diyoruz ki 25 ve 30'u biz ne yapacağız bölen listesini alacağız. EBOB'u bizim bu direklerin arasındaki en büyük mesafeyi verecek. Şimdi bu 30'un altına ben ikiye bölme işlemi yapıyorum. 30'un yarısı 15 25 aşağıya attım bölünmediği için. Sonrasında sırada kim var? Tabii ki de 3 var 15'i 3'e böldüm 5 25 3'e de bölünmeyeceği için aşağıya attım. Ardından 5'e bölme işlemi yapıyorum. Sırasıyla asallarım gidiyor bakın. 5'i 5'e böldüm. 1, 25'i 5'e böldüm. 5. Sırf şu 5'in hatırına bir daha 5'e bölme işlemi yaptım. 1 dedim mevzuyu bitirdim. Peki bakıyorum bu arkadaşın ebobu kim? Tek başına işaretlediğim 5 sayısı. Eğer daha fazla sayı olsaydı çarpardım ama bir tanecik ortak bölen varsa EBOB eşittir o sayıdır dersiniz. Yani burada 5 metreymiş. Geldik ekok sorularına. Şimdi eğer ki bizlere cevizleri, fındıkları, şekerleri, bilyeleri üçer beşer sayıyorlar ve bu saydıklarından sonra artan veya kalan oluyorsa ya da e, gemiler, arabalar, yarışlar beraber yola çıkıyorlar ve bunlar bir yerde karşılaşmaya çalışıyorlarsa, bunların zaman olarak işte saat kaçta karşılaşırlar sorusu karşımıza geliyorsa Sınıfta öğrenciler ikişer üçer işte sıraları oturuyor. Yok sıra artıyor, yok ayakta kalan var ya da tam oluyor gibi sorular varsa, e, ziller saatler aynı anda çalmaya başlayıp bir daha aynı anda ne zaman çalacaksa ya da alarm soruları en popüler sorulardır. Ya da dikdörtgenler prizması şeklinde tuğlalardan e, küpler yapılıyorsa biz bu durumda neyi kullanıyoruz? Eko kullanıyormuşuz. Biz burada aslında parçalardan her defasında ne yapacağız? Bütüne gitmeye çalışacağız. Biz bir başlangıç noktası alacağız ve ileri, ilerleyen saatlerde ikisi için ortak bir zaman dilimi ya da ortak bir sayı bulmaya çalışacağız. Başlayalım mesela en klasik sorulardan bir tanesi. Ali doktor 9 günde, Ela doktor 12 günde bir hastanede nöbet tutuyor. Nöbet soruları popülerdir. İkisi birlikte nöbette kaldıktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. O zaman biz bu arkadaşların nöbet günlerini bölen lisesinde gösterip ekokunu hesaplayacağız. Bu bir ekok sorusudur nöbet soruları aynı anda denk gelme soruları kesinlikle ekok sorusu. 9 ve 12'yi yazdık. Ardından 12'nin hatırına 2'ye bölme işlemi yaptım. 6, 9 aşağı indi. 6'nın hatırına 2'ye bölme işlemi yaptım. 3, 9 aşağı indi. Şimdi 3'e bölme işlemi yapıyorum. 3'ü 3'e böldüm. 1, 9, 3'e böldüm. 3. Şuradaki 3'ün hatırına bir daha 3'e bölme işlemi yaptım. 1 dedim mevzuyu bitirdim. Ekok hesaplarken sağ taraftaki bütün sayıları çarpıyorduk hatırlarsam ekok eşittir diyorum 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 2 kere 2 4 3 kere 3 9 4 kere 9 da 36 gün bunlar tekrar beraber nöbet tutacaklarmış geldik demiş ki bir vazodaki çiçekler 3'er 4'er sayıldığında hep bir eksik kalıyor bu vazodaki çiçeklerin 70'ten fazla olduğunu biliyorsak bu vazoda en az ne kadar çiçek vardır diye sormuşlar. Biz ne demiştik sayma işlemlerinde 3'er 5'er sayıp eksik ya da fazla bir ifade varsa kesinlikle ekok sorusudur demiştik. 3 ile 4'ün ekokunu bulacağız. Aslında bu sayılar kendi arasında asal sayılar. Kendi arasında asal sayıları direkt çarpıp da ekokunu hesaplayabiliriz. Ancak ben şimdi uzun uzadıya bölen listesiyle bunların zaten ekokunun 12 olduğunu hesaplayacağım. Diyorum ki 2'ye bölünecek bir sayı var mı? Var. 4 var. O zaman 2'ye böldüm. 2 3 bölünmez aşağı indi. Buradaki 2'nin altına 2'ye bölme işlemi yaptım. 1 3 aşağı indi. Ardından 3'ü yazdım. 3'ü 3'e böldüm. 1 dedim mevzuyu bitirdim. Buradan ekokum ben ne olduğunu hesaplıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 olduğunu hesaplayabilirim. Tekrar söylüyorum eğer ki iki sayı kendi arasında asalsa yani ortak bölünebilecek bir sayıları yoksa çarpıp da bulabilirsiniz. Şimdi 12'yi bulduk da bu 12 ne işimize yarayacak? Biz diyoruz ki burada bulunan çiçekler 12'nin katından bakıyorum 1 eksik diye söylüyor ya 12'nin katından 1 eksik olacakmış. O zaman diyorum ki 12'nin katlarını ben bir yazayım. 12'nin katı kim var? 12. 24, 36, 48, ardından 60 var, ardından 72 var. Hatta bir tane daha yazalım, 12 değil, 84 olsun. Şimdi ben ne istiyorum? Bunların her defasında bir eksiğini istiyorum. 12 dilde ne yazacağım? Bir eksiği 11. 24 dilde bir eksiği 23. 36 değil de bir eksiği olan 35. 48 değil de bir eksiği 47. 60 dil bir eksiği 59. 72 dil bir eksiği 71. 84 dil bir eksiği 83. Benden şunu söylüyor. 70'ten fazla olsun ama en az olsun. 70'ten fazla en az kim var burada? 71. 71 yapıştır geç. Geldik en klasik sorularımıza. İki otobüsten biri 60 dakikada, diğeri 75 dakikada bir sefer yapıyor. İki otobüs 8'de aynı anda sefere başladıktan sonra ikinci kez saat kaçta beraber sefere başlarlar? demiştik ki iki tane otobüs karşılaşıyor iki tane alarm aynı anda çalmaya başlıyorsa biz ne yapıyorduk tabii ki de ekok buluyorduk Hemen 60 ile 75'in ekokunu hesaplıyorum. 60'ın oruna gidiyorum. 2'ye bölme işlemiyle başlıyorum. 60'ın yarısı 30, 75'i aynen yazdım. 30'un oruna 2'ye bölme işlemi yapıyorum. 30'un yarısı 15, 75'i aynen aşağıya yazdım. Bölünmediği için aşağıya yazıp duruyorum. Unutma. Geldik sıradaki sayımıza. 2'ye bölünebilecek hiçbir şey kalmadı. Artık 3'teyiz. 15'i 3'e böldüm. 5, 75'i 3'e böldüm. 25. 3'e bölünebilecek hiçbir sayı kalmadı. Geçtik bir sonraki asal sayımıza yani 5'e. 5'i 5'i böldüm 1 25'i 5'e böldüm 5 oldu sırf şu 5'in hatırına bir daha 5'e bölme işlemi yapıyorum 1 dedim mevzuyu bitirdim şimdi buradaki sayıları çarpacağım ekok hesaplayacağım ekokunu hesaplarken 2 ile 2 3 ile 5'i ardından bir daha 5'i çarpma işlemi yapacakmışım 2 kere 2'den 4 5 kere 5'ten 25 4 kere 25 100 yapar 3 ile de çarparsanız 300 yapar peki bu 300 ne dakika 300 dakika sonra bunlar birinci kez karşılaşacaklar. Ama bana ne lazım? İkinci kez karşılaşmaları. O zaman ben birinci kez karşılaşmak için 300 dakika harcıyorsam ikinci kez karşılaşmada ne yapacağım? 300 artı 300'den 600 dakika harcayacağım. Bir de 600 dakika harcıyorsam bu 600 dakika ne kadar saat yapıyor? Tabii ki de 600'ü gittiniz. 60'a bölme işlemi yaptınız. Çünkü 1 saat 60 dakika. 660'a bölerseniz 10 saat yapar. Demek ki bunlar 10 saat sonra ikinci kez bir araya gelecekler. Sabah 8'de bir aradaydılar. 10 saat sonra soruyorsam demek ki akşam saat 18.00'da ikinci kez karşılaşma işlemi olacakmış. Evet gençler, bir dersimizin daha sonuna geldik. Sizler de okul ve test kitaplarınızdan süre tutarak güzelce sorular çözmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.